x'i ve y'yi bulun. Peki bulalım. İki bilinmeyenli iki denklemimiz var. Eksi 3y artı 4x eşittir 11 ve y artı 2x eşittir 13. Bu denklemlerin çözümünü yok etme yöntemiyle bulabiliriz. Bu iki denklemi toplarsak belki bazı değişkenler birbirlerini sadeleştirecekler, götürecekler ama y ile eksi 3y'yi toplarsak Bunlar sadeleşmez ve aynı şekilde 2x ile 4x'i topladığımızda bunlar da sadeleşmez. Ama denklemlerden bir tanesini bir sayı ile çarparsak belki ortaya sadeleştirebileceğimiz terimler çıkar. Bir deneyelim. Mesela y'yi bir şekilde 3y yaparsak o zaman eksi 3y ile sadeleşir. Ve y'yi 3y yapmanın en kolay yolu da denklemin tamamını 3 ile çarpmaktır. Denklemin tamamını 3 ile çarpmaktır dedim. Çünkü denklemin iki tarafında aynı sayıyla çarparsak denklemdeki eşitlik bozulmaz. Gelin her iki tarafı da 3 ile çarpalım. Denklemin sol tarafını 3 ile çarparsak ne olur? 3y artı 6x. Her bir terimi 3 ile çarpıyoruz. 3y artı 6x eşittir 3 çarpı 13 yani 39 eder. Bu denklemle bu denklem birebir aynı denklemlerdir. Bu denklemin her iki yanını 3 ile çarptım. Böylece o denklemden bunu elde ettik. Denklemi 3 ile çarptık. Tabi ilk başta verilen diğer denklemimiz de vardı. Eksi 3y artı 4x eşittir 11 vardı. Şimdi denklemlerin sol ve sağ taraflarını topladığımızda çok ilginç, çok güzel bir şey olacak. Eksi 3y ile 3y sadeleşecek. Zaten ikinci denklemi 3 ile çarpmamızın amacı da buydu. Şimdi gelin denklemleri toplayalım. Topladığımızda bu iki terim sadeleşti. 4x artı 6x 10x etti. Bu da 11 artı 39 yani 50'ye eşittir. Her iki tarafı da 10'a bölersek ne olur? x eşittir 50 bölü 10 yani x eşittir 5. Y'yi bulmak için bu değeri yerine yazarız x 5'e eşitse, mesela ikinci denklemi kullanalım. y artı 2 çarpı 5, aynı renkte yazayım, neye eşittir? 13'e. y artı 10 eşittir 13. Her iki taraftan da 10 çıkaralım. Ne kalır? Burası sadeleşti, bunlar sadeleşti. y eşittir 3. Peki x ve y için çözüm kümemiz neymiş? x eşittir 5 ve y eşittir 3. Bu çözüm kümesini sağlamasını her iki denklem üzerinde de yapabiliriz. Önce üstteki denklemde bakalım. Yeni bir renk seçeyim, şöyle. Eksi 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 5. Bu da eşittir. Eksi 9 artı 20 ve bunun sonucu da 11 eder. Her iki çözümde ilk denklemi sağladı. Gelin ikinci denkleme bakalım. 3 artı 2 çarpı 5. Ne eder? 3 artı 10 eder. Bu toplamda 13 eder. Bulduğumuz değerlerin her iki denklemde sağladığını gördük. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu denklemleri yerine koyma yöntemiyle de yapabilirdik. Böyle de çözebilirsiniz. O zaman farklı sadeleştirmeler gerçekleşirdi. Neyse. Çözüme ulaşmanın başka bir yoluna bakalım. İlk denklemi yine değiştirmeyelim. Eksi 3 y artı 4 x eşittir 11. Ama bu kez 2 x ile 4 x'i sadeleştirelim. Bunu yapmanın tek yolu da 2 x'i bir şekilde eksi 4 x yapmak. 2 x'i eksi 4 x yapmak için de ne yapacağız? Onu eksi 2 ile çarpacağız ama denklemin değerini değiştirmemek için denklemin her iki tarafını da eksi 2 ile çarpacağız. Gelin tüm denklemi eksi 2 ile çarpalım. Denklemi eksi 2 ile çarptığımızda şunu elde edeceğiz. Eksi 2'ye eksi 4x eşittir eksi 26. Ardından her iki denklemi toplarsak x'ler sadeleşir. Eksi 3y eksi 2y burası eksi 5y eder. Eşittir 11 eksi 26. Burası da eksi 15 eder. Her iki tarafı da eksi 5'e bölelim. Ne olur? Eksiler sadeleşir. y eşittir, 3 olur. Bu çözümde y'yi bulmak için x'leri sadeleştirdik. Ardından da bulduğumuz değeri yerine koyarak x'i bulduk ve x'in 5 olduğu sonucuna ulaştık. İlk çözümde ikinci denklem bir sayı ile çarpıp y'leri sadeleştirmiştik. Böylece önce x'i bulup x'i yerine koyarak çözüme ulaşmıştık. Her iki çözüm da doğru çözüm kümemizde x eşittir 5 ve y eşittir 3.